bir Türk lirası, bir TL üniversitemiz için bağışta bulunmadınız. Şimdi burada mangalda kül bırakmıyorsunuz. Rakamları geniş geniş söylüyorsunuz. Vefa Bey bilir, bir tek kendi hibede bulundu. Onları da konuşacağız. Yani siz kulübün içinde olmanız gerekmiyor Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için. Dolayısıyla basketbol teklifini değerlendirmek istiyoruz ama emin olmak istiyoruz. Belki hakikaten hepimiz için de enteresan bir orta yol bulabiliriz. Ama bizi ikna etmeniz lazım. Bu meblağları sağlayacağınıza dair bir sezon mu, iki sezon mu, ne şekilde garantileyeceksiniz, bir teminat mektubu mu verin, ne yapacaksınız bilmek istiyoruz. Herhalde hakkımızdır diye düşünüyorum. Dedim ya, burada 3 sene evvel 150 milyon euro dediniz, sonra çıktınız 150 milyon TL dediniz, sonra da en yakın çalışanlarınızdan biri Fenerbahçe TV'ye gidip aman euro kısmını gösterme, TL kısmını göster diye Orga TV'ye talimat verdi. Dolayısıyla bugün hangisi? Euro mu TL mi? Dün euro dediniz. Hepsi kayıtta. Hepsi kayıtta. Şimdi benim teklifim nedir? Hani bizde maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olur. Çünkü zaten onların kendilerinin bile ismini duymak istemediği eski bir futbolcularından medet umuyorsunuz ya. Beni küçük düşürmek için. Beni mahkemeye vermeyen öyle olsun. Gelsin. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı ya? Sen benim ailemi tanıyorum diyorsun. Yani öyle bir anlatıyorsun ki neredeyse sünnetimde de vardı. Ve ondan sonra yok bunun iddialarını ispatla öyle mi? Şimdi teklifim. Çok üzülüyorum. Koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ben. Bizden önceki dönemin Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, sizleri böyle konuşmalarla meşgul ettiğimiz için utanıyorum, üzülüyorum. Ama dedim ya, cevap versem bir türlü, cevap vermesem bir türlü, daha global anlatıyorum bugün, saygıda da kusur etmeden. Ama vermesek siz çıkarsınız dersiniz ki, bak kabul ettiler, cevap dahi veremediler, bak nasıl, bak ne yaptık adamları. O yüzden sorumluluğun icabı da sizi cevap vermem lazım. Ama bunun en güzel yanı şu. Daha evvel de bu teklifi yapmıştım. Şimdi ısrar ediyorum. Şimdi ısrar ediyorum. Bu teklifi karşılama kabul etmezseniz de buraya maça falan da gelmeyin. Televizyona çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaların, dün söylemeyi unuttuğunuz, bavulunuzda başkalar da varsa onları da çıkarın. Hepsini tek tek televizyona çıkacağız. Ve istiyorsanız yanınızdaki arkadaşlarınızı da getirin. Hani o sizi çok seven MC mensupları var ya, Fenerbahçe'de işler biraz kötü gidince bize sallayan veya sizi öne çıkaran, onlar da gelsin. Onları da getirin. Ama bir şartım var. Fenerbahçe TV'de olacak. Çünkü bu çok reyting alacak bir programdır. Siz de zaten Fenerbahçe'nin ta kendisisiniz. Dolayısıyla başka bir kanala. Onun için başka bir kanala bence ciddi reyting yapacak programı heba etmeyelim. Kendi kanalımızda. Ama ısrar ediyorsanız benim tek şartım bu. Yok o olmaz. Başka kanal diyorsanız ben kabul ederim. Ama tercihim Fenerbahçe TV'de bunu yapmak. Tercihim. İstediğiniz de getirin. İstediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın. Onları da çıkarın. Şimdi ben burada ısrarcıyım. Bütün kongrelerimize söylüyorum. Bunun takipçisi olun. Bu tartışmalar Vefa Bey'in de dediği gibi artık barışmak lazım. Bu tartışmalar bitsin. Ama bitmesi için kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor, sizlerin bilmesi lazım.
Ne yazık ki 3 sene evvel yalan söylüyorsunuz dedim. Bu senede ne, bu sefer de ne yazık ki hala 3 senede değişmemişsiniz demek durumundayım. Evet. Sizler lütfen sükuneti, sakinliğinizi bozmayın, taraftarlarımız bozmayın. Bizler bunu aşarız. Sakın size yansımasın. Daha fazla birlikteliğimize, beraberliğimize zarar gelmesin. Çünkü önümüzdeki sezon şampiyon olacaksak en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın da omuz omuza, kol kola aynı hedefe odaklanmış olmaları gerekmektedir. O yüzden sizden rica ediyorum. Ben de fazla sürmeyeyim. Ben bu işi Temmuz ayında yapmak istiyorum. Uzatmayalım. Temmuz ayında bu işi yapalım, bitirelim. Ondan sonra bir daha bu konulara girmeyelim. Belki siz Aziz Yıldırım olarak bir nebze vicdanınız harekete geçer. Bir nebze mağlubiyet, pişmanlık duyarsınız. Siz de bizim yanımıza gelirsiniz. Bize bir omuz verirsiniz. Ve bu mücadeleleri hep beraber yaparız. Bu konuyu daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi gelelim 35 sayfalık konuşmama. Sevgili Fenerbahçe kongreleri, sevgili Fenerbahçe taraftarları, öncelikle sağlık. Çok zor günler yaşıyoruz, yaşadık. Şöyle beraber olmak bile ne kadar umut vericisi anlatamam. İnşallah bu yazı geçen yaza istinaden daha sorumlu geçiririz. Ve hep beraber %30, %50, %70 neyse belli bir kapasite, belli bir yüzde kapasiteyle tekrar mabedimizde buluşmaya başlarız. Tekrar eski günlere adım adım ilerleyebiliriz. Çünkü eminim sizler de bizim sizleri özlediğimiz kadar özlemişsinizdir ama en çok da takımlarımız özlediler. Bazı sporcularımız var ki daha Fenerbahçe taraftarıyla tanışmadılar. Fenerbahçe taraftar ne demek olduğunu tam anlamda bilmiyorlar. O yüzden bu yaz dönemi size öncelikle sağlık diliyorum. Aşı olanlara, aşı olacakları olmalarını tavsiye ediyorum. Covid geçirenlere geçmiş olsun diyorum ve en büyük alkışı da bizler için her şeyini feda eden sağlık çalışanlarına vermenizi rica ediyorum. Dünkü konuşmalardan sonra göstermiş olduğunuz refleksiniz, bize sahip çıkma duygularınız, son 3 sezonda özellikle ilk sezonda yaşadıklarımız her şeye rağmen dimdik arkamızda durmanız, özellikle taraftarlarımıza, yani ben ve arkadaşlarım zaman zaman bunu konuşuyoruz, paha biçilmez bir kıymet bizim için, bir değer. Sağ olun, var olun. Hep beraber şampiyon olalım. Sayın Başkan, 35 sayfa bitti mi? 35 sayfa bitti mi? Hay Allah, çok da sevinmiştim bitti diye. Buyurun, devam edin. Değerli kongre üyeleri, seçimli genel kurulumuz olan birinci günümüzü Sayın Başkan'ın konuşmasıyla sonlandırmış oluyoruz. Gündemimizde konuşulacak başka bir madde olmadığı için bugünkü birinci gün oturumunu kapatıyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ayrım yapmaksızın söylüyorum. İyi ki varsınız. Türkiye'nin sesisiniz. İster destekleyin, ister muhalif olun. Ama hep var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın 9'da sandık kuruluna seçilen arkadaşlarımız mutlaka gelecek. Tekrarlıyorum, gelmeyenlere idari para cezası, bir de başkan sıfatıyla benim ilave edeceğim cezayı ödeteceğim. Saat 10'da da sandıklarımızı açacağız. 17'de de sandıklarımızı kapayacağız.
tek aday olsa da 17'ye kadar hiç kimse seçimi kazanmış değil. Sandıklar açtığımız zaman kimin kazandığı da ortaya çıkacak. Teşekkür ediyorum. Adaylara da başarılar diliyorum.